Şimdi bugün canlı yayınımızda çok sevdiğim, çok tatlı Ayla Aksoyoğlu'yla konuşacağız. O ressam. Ressam ama çok akıllı, çok şahane bir kadın. Biz aynı zamanda Nuroğuz Sanat Kitap Kulübü'nde de birlikteyiz Ayla'yla. Tatlı bir sohbet olacağını sanıyorum. Şimdi Ayla'yı bağlamaya çalışacağım. Efendim, bakalım Ayla. Evet. Ayla'ya davet yolladım. Bugün herhalde biraz daha çabuk olacak inşallah. Her şey bağlanıyor. Bağlandı. Evet, kıtalar arası Ayla'cığım bağlandık. merhaba. Hızla bağlandık. Bazen böyle bir gerginlik, bir bekleme. Tabii Evet. internet de bugünlerde biraz anladığım kadarıyla Ayla'cığım yoğun. Çünkü Evet. herkes evde. Evet. Herkes de internet kullandığı için artık Turkcell'in mi her neyse teknik olarak ben anlamam da altyapılar falan çok zorlanıyormuş. Evet, Onun bütün için dünya bazen ağır böyle. çünkü böyle bağlanıyor. Evet, aynen. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben önce konuğumdan hızla böyle bir söz ediyorum. Tabii, Sonra buyurun. işte bir yerden başlıyoruz. Biz aslında Ayla ile ben de o da bu camiada çok uzun zamandır varız ama tanışıklığımız çok eski sayılmaz değil mi Aylacığım? Şöyle Evet, işte 2 yıllık, iki, 3. iki yıllık ki Evet. biz hep bu camiadaydık öyle denk gelmemişiz ama çok hızlı birbirimize kaynaştık. Resimlerine zaten ben müthiş hastayım. Göstereceğim birazdan ben de bir tane. Bende 2 tane resim var, bir tane Evet. dedim. Evet. Sonra biz bir de kitap kulübümüz var Nuroğuz Sanat. Bugünlerde de gündemdeyiz. Efendim hastanelere, sağlık personeline Evet. böyle pastalar, börekler, kısırlar falan yapıyoruz. Seve seve. Oradan Güzel. sebep de aileyle birlikte oluyoruz. Şimdi ben şöyle başlayalım Aylacığım istersen. Ankara'ya gelişinden önce yani sen çok uzun yıllardır Ankara'da değilsin. Senin Ankara dışında da bir yaşantın Evet. var. Hatta şöyle yapalım. Resim eğitiminden falan alıp işte Ankara'ya gelişine kadar bir bakalım neler olmuş, neler bitmiş konuşalım tatlım. Evet, bakalım ben de merak ettim. Anlatayım bakayım ne çıkacak. Anlat bakalım ne çıkacak? Evet. Evet, ben 86 yılında Gazi Üniversitesi resim bölümüne girdim. 90 yılında mezun olup hem öğretmenliğe başladım, hem sanat hayatımın devamı geldi. Oradan zaten direkt o gün başlamış değilim sanata ama daha aktif olarak, Tabii. diplomalı bir sanatçı olarak devam ettik. Şimdi 27 yıl boyunca ben zaman zaman keseceğim. Ne olur bu tabii biraz tabii zor tabii. oluyor burada ama Tabii. birbirimizin üstüne gelmeyecek şekilde. Şimdi senin okuduğun bölüm öğretmen yetiştiren bölüm mü yoksa hani bir Evet, ayırt evet. etmek anlamında hepimiz çok Evet. bilmiyoruz çünkü bu Evet. resim eğitimi alınan okulları yoksa hani direkt güzel sanatlar mı? Bir orayı da azıcık açalım mı? Evet, Gazi Eğitim zaten öğretmen yetiştirmek üzerine kurulmuş bir okul olduğu için biz resim öğretmeni olarak mezun olduk. Resim öğretmeni. Evet. Evet. Öğretmen mezuniyetinden sonra Trabzon Beşikdüzü Köy Enstitüsü, eski Köy Enstitüsü'ne resim öğretmeni olarak atandım. Öğretmen okuluydu ben Aa, ne gittiğimde. Evet. Çok güzel, çok değerli bir yer. Çok tarihi olan ve tarihi hala yaşayan bir lokasyon. tatlı. İlk açılan 9 köy enstitüsünden birisidir. Ay ne Beşikdüzü kadar büyük bir Köy Enstitüsü. şans Evet, evet, evet. değil mi? Bir Şans. köy Çok enstitüsünde büyük resim bir şey. öğretmenliği yapmış Evet, olmak evet, Ayla. evet, evet. Hem çok değerli Evet. bir şey, hem bana hem öğrencilerime çok şey katan bir okul. Tabii. Ve bölgenin aydınlık merkezi orası. Gerçekten tüm Karadeniz'in diyebilirim eğitim olarak 1 numaralı okullarından birisi denilebilecek bir okul. Daha Müthiş. sonra öğretmen okulu ve ben hiçbir yere gitmeden 27 yıl boyunca orada resim öğretmenliğimi sürdürdüm. Hadi canım, 27 sene mi Evet. sürdü? Evet. Ay arkadaş ya, Evet. evet.
Müthiş. Evet, ben yani başka... Pardon, bir de şunu gene sorayım bu arada. Sen istesen tabii. Oradan başka bir yere tayin olabilir miydin? Tabii. Ama istemedin böyle bir şey. Tabii. Yani okulu ve öğrencilerimi çok sevdim, çok bağlandım. Onlar bana bağlandı. Ve Türkiye'de çalışabileceğim çok özel bir yer olduğu için bir yere gitmeyi de düşünmedim. Herhalde başladığı okuldan emekli olan ender öğretmenlerden birisiyim ben. Ben hatta teksindir belki aynen. Belki, onu araştırmadım ama. Araştırmak lazım. Bilemeyiz, evet. Hatta bir ara bu kitap kulübü toplantılarında konuşmuştuk. Beşikyüzü Köy Enstitüsü'nün ne kadar değerli bir yer olduğunu, ne kadar değerli bir eğitim merkezi olduğunu. Örneğin şöyle diyorduk, hani yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde, içinde her türlü imkanı, şartları, atölyeleri, spor salonları olan bir okul. Yani bir devlet okulunda düşünün, piyano var. Ve evet Aylı. Evet. Müthiş. Yani. Ve her türlü müzik aletinden kişi başı vardı. Vay, düşünün, mandolini, kemanı vesaire. Ve ben bu okulda uzun yıllar çalıştım. Öğretmen okulundan kalan pek çok eğitim malzemesini, hatta bir de müze kurdum ben orada. Aha. 39 yılında kurulmuş bir okuldur burası. 39 yılından beri kullanılan her türlü eğitim, günlük kullanım araç gereçlerinden sinema gösterim makinelerine kadar, arıcılık aletlerinden işte süt kaynatma makinelerine, hamur teknelerine kadar pek çok zengin bir koleksiyonu vardı. Ben bunları toplayıp bir müze yaptım. Ve İnanamıyorum şöyle, Ayla. Ve bunlar kapatıldı. Yani bizim en derin yaramızdır tabii, gündeme geldikçe bunu hep çok üzülerek konuşuyoruz. Bakar mısın o imkanlardan şimdi 20. yüzyılın bilmem kaçıncı zamanlarında, hani değil mi, daha ileri teknolojinin falan çok ilerlediği bir dönemde, şu geldiğimiz noktada haftada bir güne indirilen resim dersleri filan. Hatta kaldırılan resim dersleri. Hatta kaldırılan ve anlattığın 27 yıl önceki bir köy enstitüsündeki olanaklar. Tabii. Kendimizi kessek yeri yani. Neyse, pekala. Evet. Programdan sonra yapalım onu. Şimdi programdan sonra keselim. Tatlı şeyler konuşalım. Evet, tabii güzel şeylerden konuşalım. Evet. Oradan benim için en güzel miraslardan birisi bu müzedir ve oradan yetiştirdiğim öğrencilerimdir. Yani. Yaklaşık 10 bine yakın o okulda 27 yıl boyunca öğrenci yetiştirdim. Ay evet. Ve kendilerine şu anda alttan da selamlar geliyor, sağ olsun. Kendilerine buradan Tek tek selam veremiyoruz, konuşmak istiyor. Evet, hepsine öpücükler. Onlar beni biliyorlar, ben onlara çok ders verdiğim için. biraz böyle sıkı disiplinli bir öğretmendim, tanırlar beni. Ama çok severdim. Evet, çok yani severler ama seni. Gittiğimiz yerde Ayla durmadan öğrencilerinle karşılaşmak tesadüf olamaz. Ben şahidim yani. Gözümle gördüm. Hatta İzmir'de. Büyük Efes Fuarı'nda öğrencilerim gelip beni buldular. İnanır mısın? Prag'da, Çek Cumhuriyeti'nde, başkentte okulumuzdan mezun öğrencilerle karşılaştık. Yani Fransa'da, Kan sahillerinde öğrencilerimizle karşılaştık. Bizim öğrencilerimiz biraz internasyonel dolaşımdalar ve çok büyük bir bölümü yurt dışında da kariyer yapan ve kendi işinde çok iyi çocuklar gerçekten. Ya. Yani bizim onlara verdiğimiz emeği de asla inkar etmeden kendilerini geliştiren ve ülkeyi de geliştiren insanlar. Ben onların ama ailecim. Senin gibi öğretmenler yetiştirmiş onları. Herhalde sen tek tip değildin, değil mi? Oralarda onları çok iyi. Ve sen bak ne kadar senin de öteki öğretmenleri de eminim öyle. Sizler yetiştirmişsiniz ki bak böyle bir kuşak
Bundan sonrakileri bilemeyeceğiz. Göreceğiz tabii. Evet. Tabii tabii. Yani. Tabii. Evet. Bir de şu var tabii. Bizim okul öğrencilerin şöyle bir farklılığı var. Mesela İstanbul, Ankara değil orası. Orası o kadar küçük bir yerleşim ki 15 bin, 30 bin, 15, 20, 30 arasında oynayan nüfusu işte son 30 yıldır. Bu nüfusta küçük bir taşra kasabası orası. Yani oradan ya, mesela bizim tabii Amerikan en büyük yatırım şirketlerine Lehman Brothers bankasında çalışan ekonomist öğrencilerimiz falan var. Yani inanamıyorum ya. Evet. Şaka gibi yani aile. Bu çocuklar inanın Karadeniz'in yolu olmayan kışın kapanan köylerinden gelen çocuklarımız. Ya da işte ülkenin her yerinden gelen çocuklarımız. Yıllar önce bizim Edirne'den, Kars'tan, işte Güney'den, Antalya'dan ve Türkiye'nin en ücra köşelerinden sınavı kazanıp tıpkı bir üniversiteye gider gibi gelen yığın yığın öğrencilerimiz vardı. Gerçek mozaik aslında bizim okullarımızdı ve bu çocukların bizim okullarımız olmadığı şıkta hiçbir şansları yoktu. Ben çok yoktu. Öğrenci tanıyorum. Tabii. Değil mi ailecim? Yani tabii. Okuyamayacaktı. Hayır. Çünkü bizim okulumuz parasızdır, yatılıdır, her türlü imkanı sağlar. Çocuğun barınma, beslenme, eğitim ve her türlü sosyal ve psikolojik ihtiyacını karşılayacak donanımlı kadrolarımız vardır. Tabii. Bizim okullarımızın öğretmen kadroları boş tutulmaz. Yani birinci önceliğimiz vardır ve çünkü bizim öğrencilerimize büyük yatırım yapar devlet ve dezavantajlıdır bizim öğrencilerimiz. O yüzden de bizim okullarımızda öğrenciye daha bir dostane, daha yakın, daha sıkı ve esaslı eğitimler verilir. Zaten kimse eğitim vermese bile kurum kültürü gibi bir kavram bizim okulda çok yerleşiktir. Tabii. Öğrenci 4 yıl boyunca eline hiçbir kitap almasa bile bizim okulda bulunmakla bir eğitim alır. Evet, yani, kesinlikle. Tabii. Evet, yani bu çok önemlidir ve bugün ortaya konulan öğrenci merkezli eğitim denilen bir kavram var. Yeni geldi. Öğretmen liseleri bu olguyu, bu kavramı kurulduğundan beri işletiyorlar. Bizim okulumuzda her türlü şeyi, temizliği, bakımı, yemek servislerini hatta aşçılara yardım etme işine kadar öğrenci yapıp kendi organizasyonlarını sağlayan bir ortam yaratırlardı. Bizim her ay, her hafta sosyal etkinliklerimiz, tiyatro salonumuz, sinema gösterimlerimiz vesairemiz vardı ve sosyalliği de çok yüksek bir okuldu. Yani çoğu özel okulda olmayan şartları taşıyorduk. Buradan Beşiktaş'ına, öğrencilerime, çalıştığım arkadaşlarıma, herkese selam olsun. Hepsini. Ya. Tabii. Çok seviyorum. Onlar ne benim zor ayrılmışsındır değil mi ailecim? Evet. Çok evet, değil evet. Mi öyle bir yerden onca emeğin üzerine ayrılmak? Tabii. İnsanın bize evladından ayrılması gibi. Bak, ben isimleri kaçırıyorum ama öyle evet şey evet yapılır. Evet görüyorum. Bize her yer evet. Trabzon diyor. Gerçekten evet, onlara her yer Trabzon. Emekli oldum ve Ankara'ya geldim. Ankara'ya öyle geldim. Ben zaten Ankaralıyım. Evet Ankara'da... Ben Trabzon'da olmakla birlikte Ankara'da sürekli bir ayağım vardı. Sürekli Ankara'ya gidip gelirdim. Ve tabii tüm sergilerimi, resim kariyerimde Trabzon'dan devam ettiriyordum. Yurt içi, yurt dışı. Tabii tüm... resim tabii. Bu arada hep devam tabii. Etti değil mi? Yani tabii. Mesela genelde şöyledir. Hani evli bir kadın, çocuk var bir de üstelik öğretmenlik yapıyor. Pek resme zaman... kalmaz diye düşünülür ama senin hayatında sanırsam ki böyle olmadı. Yok benim öyle şeylerim hiç olmadı. Ben neredeyse doğduğum günden beri resim yapan bir insanım herhalde. Öyle hatırlıyorum çünkü. Resme hiçbir şey ara verdiremedi bana tabii. Sağlık sebebi dışında. Resim yapmaya her zaman devam ettim. Çünkü resim beni inşa eden şey. Yani resimsiz bilemiyorum. Ben elimde desen defteri olmadan pazara bile çıkamayan bir insanım işin gerçeği. Yani otobüse bile binemeyen bir insanım. Beni tanıyanlar bilirler.
Resim benim için hani sonradan giyilen bir eldiven gibi değil. Hep söylüyorum bunu. O benim derim gibi. Yani kendi hayatımın parçası olunca resme başlayamıyorsunuz. Hayata ya. Resimle başlamış bir insan olduğumu söyleyebilirim ki beni tanıyanlar da bunu bilirler. Zaten Aylacığım böyle olmayınca olmuyor. Yani olmuyor. Hani böyle part time sanatçı olmuyor. Bir hobi atölyesine başlayayım. Orada da bir seneden sonra hemen sergi açayım. Yani şunun da yanlış anlaşılmasını asla istemem. Tabii ki hobi atölyelerinden de çok değerli arkadaşlarımız zaman ayırıp çok güzel şeyler üretiyorlar ama kardeşim bu biraz uzun mesai istiyor. Ben herkese şu örneği anlatıyorum bu noktada Ayla'cığım. Bizim ilk sergimizdi. Nuri İyem sergisi. Hoca 91 yaşındaydı. Hatta kısa bir süre sonra kaybettik. O bizdeki sergisiydi. Telefonla bağlandı ve dedi ki hala öğreniyorum. Bak o bir Nuri İyem. 91 yaşında. Aynı şey Adnan Turan için yakınımda gözlediğim bütün önemli ressamlar daha hala 90 yaşlarında olmadıklarını söylüyorlardı. Bu duygu kaybedilmezse bu iş çok güzel gidiyor ama çok kısa zamanda oldu bitti sanatçı ressam bu kadar kolay değil. Mutlaka bir şeyler üretilir. Mesela Duran Karaca da derdi ki her orduda hani generaller de vardır, erler de vardır. Onun için tabii ki amatör olarak da resimler yapılacak, ressam da olunacak derdi. Yani biraz böyle bu ayırda iyi anlamak lazım diye özellikle bu noktada vurgulamak istedim. Senin bütün hayatın neredeyse zaten resim üstüne kurulur. Yani, evet. Yani. Evet, beni bilen biliyor zaten. Öğrencilerim sanıyorum izleyenler sormuş hocam kaç defter vesaire. Çok defter. Arkamda gördüğünüz kitaplık değil, defterlik aslında o arkadaki şey. Desen defterlerim onlar. Bir tek onlar değil tabii. Yüzlerce, binlerce sayısını ben de bilmiyorum. Kağıt işlerim ve tuvallerim vesaire. Ama defterler şöyle düşünüyorum. Çizim defteri dediğimiz şey. Yani senin söylediğin bir sanatçı hemen olunmuyor. Öyle olsa zaten bu kadar çileli bir yola herkes girer. O kadar basit bir şey değil. Sanat çok emek isteyen bir şey. Bunu işin içinde olanlar bilir. Dışarıdan biraz eğlence gibi gelir ama değildir. Sanatçı söylemi olan insandır. Sanatçı umudu olan insandır. Kendi umudu olmasa bile en azından bugünlerde örneğin korkunç bir salgın yaşıyoruz. Umudu yaratmak zorunda olan insandır sanatçı. Şurada da hemen Ayla'cığım tabii mecburen koronaya da bir değinmek istiyorum. Şöyle ki biz şimdi hepimiz tabii bu internet, WhatsApp falan çeşitli kanallarla haberleşiyoruz ve tabii ki galeriler şimdi programlarını askıya aldı ya da içindeki sergiler duruyor ama işte online sergiler yaparak işi sıcak tutmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta korona her alanı olduğu gibi sanat piyasasını, sanat camiasında şiddetle vurdu. Tabii bizde maalesef ki bu alanda bir devlet desteği de yok. Hiçbir şekilde yok. Sanatçı hele bir de bir düzenli geliri işte atıyorum bir maaşı, bir emekli maaşı falan yok da sadece ki böyle sanatçılarımız da var resmiyle ürettiği falan her neyse onunla yaşıyor olanlar var. Tabii şimdi özellikle de gençler çok sıkıntıdalar çünkü hiçbir gelir kaynağı yok onların yaptıkları iş dışında. Şimdi sen bu dönemi nasıl gözlemliyorsun? Sen bu noktada neredesin? Nasıl yorumluyorsun? Sonrası için neler olabilir? Neler bekliyorsun? Hızlıca bir de bunu aslında her sanatçıyla konuşmak istiyorum açıkçası. Evet. Şimdi kendi adıma tabii çok büyük bir yokluğun içinde değilim. Benim malzemelerim sürekli yığın halinde vardır. Zaten bu eve kapanma günlerinde yaptığım şey diğer günlerden farklı değil. Ben her zaman düzenli olarak işte kalkıp kitabımı okuyup sonra eskizlerimi çizip resmimi yapan bir insanım.
tuvallerimi yığdım, işte defterlerimi yığdım, malzemem var. Fakat iş benimle bitmiyor. Şimdi sanat büyük bir organizasyondur aslında. İleri toplumların temel organizasyonu aslında sanat olmalıdır. Şimdi Almanya'da düşününüz, savaştan sonra ilk açılan yerlerden birisi, ilk tamir edilen yerlerden birisi tiyatrolardı. Sanatlar, sanatların tamamı ve sanatın tüm inşası sanatçılar kadar devletin de işi olmalıdır ki sanat en profesyonel anlamda yürütülebilsin, bir sektöre dönebilsin. Fakat Türkiye bunu henüz başarmış bir durumda değil. Artık sanat organizasyonlarında sivil toplum olarak da biz şey değiliz, organize değiliz. Türkiye'nin birkaç büyük sanatçı derneği var. Fakat işte benim de içinde bulunduğum bir dernek. Derneklerimizin üye sayısı işte 500 bin gibi. Halbuki bir Avrupalı'nın 4-5 ayrı derneği vardır. Sosyal nüfusu yüksektir Avrupa'nın. Ama Ayla gene gireceğim ki aman unutma sözünü. Tabii. Yani ben de tabii bulunduğum konu nedeniyle yani işte Gabili nedeniyle ilk bir şekilde bu derneklerin yapılarını ve etkinliklerini de biliyorum. Yani bizde ben çok etkili gerçekten biz yaptığı ya da kalkıştığı şeylerden bir sonuç alan bir dernek bir tane söyler misin bana? Hani var dernekler. Ama yani evet zaten ne kadar fayda getiriyor. Şimdi evet, Avrupa'da doğru. Daha çoktur eminim her biri de ya eminim demeyeyim ama tahminimce her biri de etkilidir. Türkiye'deki dernekler. Yani şöyle bu 80 dönemlerinden kalan sivil toplum merhaba. Sivil toplum kuruluşu organizasyon eksikliğinin getirdiği bir şeydir. Biz ondan önce 80 döneminden önce sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar olarak bir yükselişte bir olgunlukta olduğunu düşünebilirdik. Fakat 80 darbesinden sonraki değişik sosyal ve kültürel budamalar dernekleri de öldürdü maalesef. Yeni yeni tekrar ortaya çıktık. Fakat şu var, bizim toplumumuzda sosyal örgütlenme zayıf. Yani dernekleşme zayıf. Örneğin 19. yüzyılda Paris'te 5000 kadar, 15 bin mi, 5 bin mi kayıtlı ressam olduğunu duymuştum. Şu an tam sayısını unuttum ama 19. Yani 100 yıl önce için bu oldukça büyük bir sayı. Ve bugün bizim kayıtlı kaç sanatçımız var onu bilemiyoruz. Örneğin Paris'te, Avrupa'nın değişik şehirlerinde sanatçıların yaşayabilmeleri için, resim yapabilmeleri için devlet bunlara özel bölgeler ayırmış. İnsanlar özel orada, evler, atölyeler. Evleri var, atölyeleri var. Onayla konuştuk ailece. Evet. Gün önce izlemişsindir. Bir %1 yasası var Paris'te. Evet. Devlet her harcamasının, onun tabii bir şekli vardır. %1'ini kültür sanata ayırmak zorundaymış. Ve mesela onayın yaşadığı ev ve atölye devlet tarafından sağlanmış. Evet. Biliyorum o Onay Bey'le de konuşmuştuk onu. Hatta yine Paris'te İsmail Yıldırım hocamız var. Beni işte Paris sergimde atölyesinde ağırladı. Gittim kendi gözümle gördüm. Burasını devlet bize veriyor dedi. 20. Paris'teydi. Bulunduğu atölyeler bölgesi. Kendi atölyesi oradaydı. Beni orada ağırladı. Gittik işte heykel atölyesi, resim atölyesi. Bunu dedi devlet finanse ediyor dedi. Yani insanın imrendiren şeyler. İmrendiriyor değil mi? Tabii imrendiriyor. Evet ama tabii çok şeydeyiz, çok başlangıçtayız da. Yani peki, şimdi böyleyken bir de korona çıktı. Evet. Yani bu korona pek çok şeyi baltaladı ve yıktı geçti diyelim. İnsanların çok güçlü olduğunu düşündüğü bir noktada. Fütüristlerin kendilerini Mars'ta tasarladığı bir noktada bir korona çıktı. Bir virüs çıktı ve tüm dünya tasarımını yerle bir etti. Ben şöyle bir şey, şöyle biraz benim muzip yönlerim var. Ben koronaya şey dedim, bugün düşündüm.
Nasıl bir şeydir bu? Gökdelene tırmanan virüs. Böyle bir şey. Yani Amerika'nın gökdelenlerini tırmanıp tek başına yerle bir edebilecek güçte bir virüs. Ya. Yani evet, kapitalist dünyayı da yerle bir ediyor. Korona resimlere yansıyor, biliyoruz senin de eserlerini. Evet. Şimdi hatta evet, gösterir misin? Korona yani, defterlerinden bahset. Korona evet, defterlerinden evet. Bahset diyenler evet, var. Korona evet. Defterlerinden de bahsedelim o halde. Çünkü evet. Niye böyle ki de bir de araya giriyorum, hızlandırmaya çalışıyorum. Bir saatlik süre. Birazdan tabii. Uyarı vermeye başlayacak. Evet. Evet. Sen araya gir. Bizim lafımız bitmez. Yani. Sen yönet. Evet, korona defterleri. Korona defterleri. Şimdi şöyle, korona olayı ortaya çıktığı zaman önce pek farkına varamadım şahsen. Sonra yayılım hızı beni dehşete düşürdü. Ve baktığım yerde, kapıda, duvarda, fayans deseninde değişik şekiller görmeye başladım. Ve dedim ki ben bu şekilleri çizeyim. Ve bunlardan hatta İtalya'dan aldığım bir defterim vardı da, desen defteri, sketchbook. Avrupalılar öyle diyor. Ona böyle çok güzel, çok umutlu şeyler çizeyim. Hatta kızım dedi ki anne dedi buna lütfen şöyle doğru düzgün. insanın içini açacak şeyler çizer misin lütfen dedi. Tamam dedim, öyle bir niyetim. İhtiyacımız o yönde tabii, evet. Evet, tam onu böyle güzel romantik şeyler çizeyim derken korona çıkınca defterler kabusa döndü. Ve ben arka arkaya sürekli gece gündüz canavar figürleri görmeye başladım. Yani ve tutup bunları gerçekten ben bir de çok yoğunlaşırım herhangi bir projeye çalışırken. Uyurken gözümü kapattığımda, gözüm açık televizyondaki görüntüde falan değişik şeyler görmeye başlayınca kızım da kaygılanmaya başladı tabii, anneciğim sana ne oluyor? Yani akıl sağlığımıza mı kayıt olalım falan diye. Ben bunu çizeyim dedim, çizip kurtulayım. Böylece başladım ve çok kaç değişik gerçek üstü. Bir korona defteri, ikinci deftere geçtim. Ve güzel işler çıktı. Tarzımın dışına çıkarak bir şeyler yaptım. Onlardan bir defteri bitirdim. İkinciye geçtim. Renklerini çalışmaya başladım ama umarım yani salgın böyle bu kadar daha devam ederse akıl sağlığımızdan şüphe etmeye evet. Başlayacağız. Yani biraz hani sokağa çıkmayın falan, tabii ki dinliyoruz. Çok evet, çalışıyoruz ama ruh sağlığı da çok önemli. Evet, tabii. Şimdi hadi siz Ayla'cığım, sanatçılar yine bir şey üreterek oraya belki duygularınızı aktarıyorsunuz. Bizim öyle bir şansımız da yok. Evet. Ama geçecek, geçecek. Evet. Yani sonuçta her şey, biz mesela şimdi önümüzdeki sezon programlarını yapmaya başladık. İşte belki Haziran'da, işte mesela Arda Sanat Galerisi bir randevulu sergiyle bu ay galerisini açtı ya da açmak üzere. Yani şöyle yapacak, çok akıllıca. Hepimiz aslında bunu yapabiliriz. Yavaş yavaş hareketleniyoruz. Yani açılış kokteyli yapmadan sergiyi yerleştirip sonra randevuyla böyle birer ikişer kişi alarak, ben de düşünüyorum mesela bir sergimizin davetiyesi basılmıştı, Ali Raşit Karakılıç sergimizin, ama yapamamıştık. Şimdi mesela belki önümüzdeki günlerde bunu harekete geçirebiliriz. O nedir tam, çünkü ışık yansıyor ve göremiyoruz defter. Ha, şimdi bakalım korona günleri efendim nasıl? Evet ya, zaten Ayla senin de senin çok acayip, ama ben işte bunları belki ne yapacaksın, sonra belki bir süre hiç açmayacaksın, duracak bunlar. Evet, çünkü evet. Demlenecekler belki. Demlenecekler. Evet, demlenecekler. Müthiş. Evet. Sonra sergilecekler. Evet. Öyle düşünüyorum ama tabii bunlar. Sergileme amacıyla değil bunlar tabii. Hani bu benim kendi içimden gelen ifadeler ama tabii bir gün görülmeli bunlar, görülsün. Çünkü bir sanatçının içsel... Tabii ki. Hani şöyle müthiş, olağanüstü bir kere yani desenin süper. Sadece belki bir süre hani çok içimiz katıldı ya, çok hayatımızdan zamanlar çaldı ya, nefret ediyoruz.
bir süre belki bununla ilgili hiçbir şeyi görmek istemeyebiliriz duygu evet. olarak ama sonunda onlar bir şekilde tabii ki yerini bulacak. Çünkü bugüne dair şeyler yaşandı. Yaşıyoruz evet. yani sonuçta. İnkar şimdi, etmeyeceğiz biz. Tabii korona, inkar etmeyeceğiz. Şöyle bir şey var yalnız. Şimdi popülerizm diye bir kavram var ya Yükselcim. Evet. Şimdi popülerizme bu işi yem etmemek lazım. Tabii, tabii. Demin söylediğin şey. Şimdi insanlar gerçekten acı çekiyorlar. Gerçekten yok oluyorlar. Yani dünya nüfusu, dünya insanı yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelmiş durumda. Evet. İlk yani, defa bu kadar ülkenin evet, burnumuzun evet, evet. dibinde yok olma. Savaştan tabii. Savaştan daha zor bir şey çünkü mütarekesi yok. Tabii. Yani aynen. Koronavirüsle mütareke yapamıyorsunuz. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Yani dünya kendi başına almış gitmiş yürüyor ve insan soyunun ölüm yok olması hiç dünyanın umurunda değil yani. Bu bir gerçek. Fakat bunu benim şöyle bir tutumum da vardır. Bir olay patlamışken üzerine tekrar gidip çok böyle hani suyunu çıkarmadan yapmak isterim. Demin söylediğim demlenecek hikayesi buydu. Tabii. Aynen öyle. Yani yapılacaktı çünkü... tabii bunlar da ailecim. Çünkü biz bunu yaşıyoruz ve siz sanatçılar böyle özel dönemleri tabii. bizden çok daha yoğun ve duygu hiç evet. ne bileyim nasıl tarif edilir yani çok daha yoğun yaşıyorsunuz. Tabii ki evet. sizin resimlerinize ya da ürettiğiniz her neyse tabii ki ona yansıyacak. Yansımaması mümkün değil. İşte bu çok ince bir çizgi sevgili Yüksel. Yani evet. Çizgi şu bıçağın sırtı gibi. Hani bunu araçsallaştırmadan, fayda sağlamaya çalışmadan vicdan ve ahlakla yapmak çok önemli. Çünkü ben yıllardır dünyada olan her şey, Türkiye'de değil bir tek, dünyada olan siyasi, sosyal, tabii her türlü şeyi tüm defterlerimi ve günlüklerime yazarak ve çizerek kaydetmişimdir. Ama işte bak yani, mesela ben bunu çok onaylıyorum tabii. Kullandığın malzeme sonuç olarak resim malzemesi yani. Evet. Bunu değiştirmedin. Doğrusu evet. da bu bence. Tabii. Yani sanatçı etiği içerisinde. Yani. Tabii. Sanatçı etiği içerisinde yaptığımız işi... kalıcı kılmak ve geleceğe taşımak sorumluluğundayız. Bugün benim bu defterlerim bugün görülmeyebilir. Önemli değil. Ben bunları tarihe kaydediyorum. Ben örneğin işte tabii. bir Kızıl Ordu'nun uçağı düşmüştü hatırlarsan. Kızıl Ordu korosunu taşıyan uçak işte Karadeniz'e düşmüştü ve ben o zaman öldü. Evet. Ve ben o zaman tam Karadeniz'e sıfır bir yerde yaşıyorum. Ya. Evet. Yani düşün benim önümde izlediğim suların içine gömüldü o insanlar ve yani. Çok etkilendim ben ondan ve onunla ilgili çizimler yaptım, onunla ilgili notlar aldım, yazılar yazdım. Benim öyle karikatür çizim ve günlük şeklinde değişik çizim defterlerim de vardır. Tabii bak şimdi. İnternet. Evet. Ben dondum mu? Ben normal görüyorum kendimi. Birazdan internetin daha bu tabii herkes çok yükleniyor ya. Evet. Böyle bir problem evet, var. Yapı kaldırmıyor diyorlar. Ben şöyle evet. tam dibine doğru bir yere gireyim bari. Biraz evet. değişecek ama hiç olmazsa garanti alırım. Önemli değil dostum. Şimdi evet önemli değil. Şimdi onu söylüyordum Habib'in de yani birçok sanatçının defterleri var. Evet. Bunlar hakikaten de tarihe not düşme. İşte korona günleri evet. olsun, başka zamanlar olsun. Evet. Not düşme yani gerçekten de. Sonra inşallah bir yerlerde bunların sergilenişinde göreceğiz. Tabii ki mutlaka tabii. Onları zaten tarih kaydeder bir yerlere. Biz bunları yazmakla ve kayda geçmekle yükümlüyüz. Herkes kendi dilince kayda geçer. Ben resim diliyle, heykeltıraş heykel diliyle, gazeteci haber diliyle bunları yazar, yayınlar. Fakat bizim görevimiz öncelikle bunu yapmaktır. Bunlar daha sonra geri dönerek baktığımızda sergiler olur, işte ortak festivaller olur, fuarlar olur, her şekilde olur. Çok olur, güzel, çok
Hoş böyle bir sinemacı gibi kullanıyorsunuz şekerim kamerayı. Ben şöyle yapmaya çalışıyorum. Benim tabii 30 küsür yıldır bu işlerle uğraşınca evet. Evin duvarları